İki konuğumuzun da 10 parmağında 10 değil 20 marifet var maşallah. Şimdi size de gelelim. Siz de hakikaten inşaat mühendisliğinden doğru değil mi? Ondan sonra oyunculuk var. Tiyatro eğitimi var. Hem oyuncusu bir de tiyatro yapıyorsunuz üstüne. Hayır oyuncu ama her oyuncu tiyatro yapmıyor. Televizyon oyuncusu. Şimdi mesela çok soruyorlar. Aa diyorlar 10 parmağında 10 marifet falan. Şimdi şöyle bir sorun var. Ben Lambda'yı %100 burslu kazandım. Dünyanın ünlü oyunculuk okulu İngiltere'de. Yurt dışında mesela Amerika'da bir kısa film festivalindeki bir filmde oynadım ben. Oradaki figüranına bile gitseniz adama bakıyorsunuz ki işte keman çalıyor, at biniyor, profesyonel dövüşüyor, model şarkı söylüyor, enstrümanlar çalıyor falan. Tabii bizde bu kadar çok özelliği olan oyuncu olmadığı için bir oyuncu şarkı söylediğinde şaşırıyorlar. Aa diyorlar şarkını söylüyorsunuz. Sonuçta müzikalle oynayan insanlar da var. O ayrı ama sizin bir dakika daha bir oyuncunun CD'si yok. Bitmedi ki bakın. Şimdi ne dedik? İnşaat mühendisi, oyunculuk tamam, ses tamam. Sonra köşe yazarlık. Bir de birkaç dergide, gazetelerde kitap yazıyorum sürekli. Bir de kitap yazıyorsunuz. Ama hani bunları hepsini bir arada, bir de dijital medya stratejistisiniz. Evet. Yani aslında birçok yönlü, güzel bir şey. Evet. Ama herkes onu, herkes o anlamda takdir ettiğim için yani diyoruz biz. Evet, yani siz ne oluyorsunuz? Orhan Bey'le program yapa. Kavga etmeye alışmış. Evet. Şimdi şu anda arkada sizin görüntülerini görüyoruz. Baklava, çok güzel baklava açarım. Siz yemek de mi yaparsınız? Baklava açıyorum. O zaman ne yapamıyorsunuz onu soralım. Ama yüzemiyorum, bisiklete binemiyorum. Bu sizin hangi oyunda? Bu yaklaşık 5 yıl öncesi galiba. Bu da Tuna, Orhan, arkadaşım. Bu da Toygun abi. Bu da herhalde bir 6-7 sene var mı? Bu seslendirme yaparken. Ondan sonra. Bu kadın halim. Bu ne için yapacak? Bu Seren Fosforoğlu bir sosyal sorumluluk projesi yapıyordu. Kadınların yaşadığı sorunları erkeklere yansıttılar. Biz ünlü erkekler olarak kadın olduk. Birimiz dayak yedik. Sosyal medyayı iyi kullanıyoruz. Bu da Haluk, yani Tamer, Volkan, ben şarkı söyledik birlikte falan falan. Resmi evet İnci bana yolladı. Ben bu yıl 26 tane şey vermişim, oyunculuk workshop'u vermişim. Hepsi de ağzına kadar doluydu yani. Gençlerin hepsi oyuncu olmak istiyor tabii. Ünlü olmak istiyorlar, para kazanmak istiyorlar. Her gelen diyor ki iyi bir oyuncu olacak mıyız buradan çıkınca? Diyorum ki birincisi... Ünlü mü olmak istiyorlar, oyuncu mu olmak istiyorlar? İkisi farklı şeyler. Evet. Diyorum ki birincisi ben iyi bir oyuncu değilim ki siz iyi bir oyuncu olasınız. İkincisi, ikincisi iyi bir oyuncunun nasıl olduğu tartışılır bir konu. Evet, onun tanımı nedir yani? Evet, ama bizim gibi tırnak içinde söylemek isterim. Ülkelerde bir projede yer almak için oyunculuk bunun yalnızca %10'luk bir bölümü. Önemli olan sizin marka değeriniz, işte yazılı basın haber değeriniz, görsel basın haber değeriniz, sosyal medyadaki gücünüz, işte kameraların karşısında Orhan Bey'le kavga edince kaç kişi sizi seyrediyor? Ya şimdi aklım fikrinde bende. Vallahi elektrik verdiniz bana Orhan Bey. Hepimiz. Ay bilmiyorum. İğreliyor burada. Yani benim her dakika ya da kavga ediyoruz. Bundan sonra güzel bir yerde ben alırız. Sen de hiç kavga ettik mi? Hiç kavga ettik mi sen de bugün? Yok yok hayır. Anadolu Ajansı'nın, Anadolu Ajansı'na çok yazı yazıyorum ben dijitalle ilgili. Bütün gazetelerde alıyorlar zaten tam sayfa. Bu da Anadolu Ajansı'na yazdığım yazılardan bile. Evet uzmanlardan profilime kim baktı? Tuzağı uyarısı. O neydi? Bunu açıklayabilir misiniz? Bunu? Ya insanlar sosyal medyayı ücretsiz zannediyor. Evet ücretsiz kullanıyoruz ama aslında sosyal medya ücretsiz değil. Bugün siz sadece Facebook kullanabilmeniz için Amerika'daki Facebook adlı şirketin server yani o sistemin çalışması için gideri 1.7 milyon dolar. Yani Şebnem İstanbul'da arkadaşıyla fotoğrafını paylaşsın diye adam Amerika'da 1.7 milyon dolar harcıyor serverına. Tabii bunu sizi sevdiği için harcamıyor. Sizin oradaki datanızı kullanıyor. Bundan işte 50 yıl önce bir ülke başka bir ülkeyi işgal etmeden önce ne yapardı? Oraya iş adamlarını yollardı. İş adamlarına belli bir ekonomik güç sağlardı. İş adamları o ülkeye yerleşirdi. O ülkeyi bir işgal planı olduğunda ya da ekonomik olarak taciz edecek bir plan olduğunda casuslarını toplardı. Casuslarına derdi ki askerler ülkenin neresinde toplanıyor? Doktorlar ülkenin neresinde? Stratejik noktalar neresinde? Köprüler neresinde?
Şimdi öyle bir şeye gerek yok ki. Siz tanımadığınız Amerika'daki hatta, bir insanın... Hatta lafını kestim. Evet. Fransızlar, Amerikalılar Tarsus'a kadar kolej açtılar. Evet. Fransızlar niye bu kadar çok lisesi var Avusturyalıların? Hepsi bilgi toplamak için öyle siz değil mi? Akıllı cep telefonlarınızla zaten yediğiniz, içtiğiniz yeri sosyo-kültürel, demografik olarak bütün kitlemiz dakika dakika ülkenin neresinde belli. Zaten çoktan tırnak içerisinde işgal edilmiş durumdasınız. Hem stratejik olarak hem ekonomik olarak. Galatasaray Üniversitesi'nde iletişim fakültesi yüksek lisans öğrencilerine derse girdiğimde bir doktora öğrencisinin tezini dinledim. Rakam yanlış olmasın ama çok yakın bir rakam vereceğim size. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin katma değeri en yüksek ve maddi değeri de aynı zamanda en yüksek 10 markasının güncel değerlerini alt alta toplamış. Yani bütün holdingler vesaire vesaire ki bunların içinde de onlarca yüzlerce şirket var. Bu Cumhuriyet'in ilanından beri ürettiğimiz en değerli 10 markayı satarsak Amerika'daki WhatsApp adlı yazılımı satın alamıyoruz. Demek ki artık yeni dünya düzeninde ne gerekiyor? Yazılımsal, katma değeri yüksek, şeyler, değerler ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun için eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Orhan Bey bunun için kavga edebilir. Benim... ya, hakikaten biz de şimdi kullanıyoruz bunları ama aslında şimdi bu kadar detayını tabii ki bilmiyoruz. Ha, sadece şunu biliyoruz. Bu tekrar yükleniyor ya şey yapıyor, upgrade ediyor ya. İster istemez her şeyi upgrade. Evet yayınım. Evet şimdi bak, korkular... Hitap etmiyorum size, korkudan farkında. Bir de mesela eski Türk filmlerine bakın. Adamı götürürler mesela, suçsuz bir adamı. Zorla 3 polis tutar, parmak izni almaya çalışır. Neden? Parmak izni vermek çok onur kırıcı bir şey. Evet. Şimdi doğru. Adam bir akıllı telefon çıkarıyor. Evet. Elinizdeki telefonun aynısı. Yalnızca parmak izninizi okuyor diye 3000 lira fazla para veriyorsunuz. Tanımadığınız bir insana parmak izni vermek için. Demek ki bizim algısal olarak da yapımızı değiştiriyorlar insan olarak. Ama mecburiyetten biz de uymak zorundayız. Evet. Ya bize şimdi mesela... sorulara geçelim. Sorular... Aslında konuşacak çok şey var. Doğru, ben alayım şunu. Öyle mi? Evet. Hadi. Soru 1. Değerli Atatürk'ümüzün meşe ağacını dallarını kesmemek için köşkünü tramvay relleri üzerinde kaydırdı o dönemde. Acaba bu köşk hangi elimizdedir? Kaydırılan köşk diye geçer. Yalova'daki mi? Bravo, Yalova. Bravo. Yalova. Çünkü biraz buraya kaydım falan. Hayır, hayır. Daha var canım. Ziyaret etmiştim, çok güzeldi. Bu soruyu senin bilmen lazım Tuna. Bir. Hayvan öldürmekle insan öldürmek arasında bir adım vardır diyen, bir zamanlar avcı olan, sonra da bu avcılığı bıraktıktan sonra çok ünlü bir hayvan hakları koruyucusu olan ünlü Rus yazarı. Bilemedim. Hep benim bilmediğim yerlerden yazmışsınız galiba. Yalan mı söyleyeyim şimdi? Hatta bir kitap da yazdı. Hayvan hakları ile ilgili. Hemingway diyeyim de reklam olsun. Hemingway avcıydı. O felaket bir avcıydı. Onu bırakın. Tolstoy. Aa. Kapı komşusu şey hemen Hemingway'in. Hayır yani. Dünyada tek bir ülkede sigara satışı tamamen yasaklanmıştır. Bu ufak Himalaya krallığını tanıyor musunuz? Anlamak lazım. İşlercisiniz, söyle. Hocam çok zor yerlerden hazırlamışsınız ama böyle... Bunu öğrenelim. Neresiymiş? Bhutan Krallığı. Allah Allah. Yani harita sigara... Bu zor ama zor ama. Peki, gerçekten. Peki hiç kimse içmiyor muymuş orada? Yani yanında yabancılar yanında götürürlerse içiyorlar. Ay ben ama, oraya taşınıyorum artık. Evet, bu şekilde sigara satılmıyor yani. Yabancılar da alamıyor. Bu şey, bir şey söyleyebilirim. Çok bununla ilgili. Dışarıda oturuyoruz ya, dışarıda sigara içmek serbest. Evet. Restoranlarda. Ne yazık ki. Ama... Şey geliyor, külleri geliyor mesela. O sigara, ay dedik ki... Yani söyledik, üzgünüm söyledik. İçiyorum, peki bakın, ne yapabilirim? Bakın, ne yapayım? Başınızı bakın, kokuyor yani. Ne yaptı evet, biliyor musunuz? Şey yaptı, söndürdüler, özür dileriz dediler. Biz zaten birazdan kalkacağız, hesabı ödeyeceğiz dedik. İnsan bekler değil mi? Kalkacağız. Bir 10 dakika fazla bekle. Bir baktım ikisi de yine açtı. İnanın yapıyorlar yani. Dedi, hem özür diliyorlar. Hı. Ay dedim yani bu terbiyesizlik değil mi? Kapalı bence alan açık alanlarda hayır, açık içilmesi alan, yasaklanmalı. Ya da orada da ayrı bölüm yapacaksınız. Ben içeri gitmek zorunda mıyım? Ha. Ben siz içeceksiniz de içeri mi girmek peki zorundayım? Peki ben sen rahatsız olacaksın diye devamlı karda kışta titremek zorunda mıyım? Evet. Ya ne demek? Evet. Kusura bakmayın. Hayır, 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 hayır. Üç kişi. Yanlış yapıyor. Yanlış sigara kokuyorum sen. Niye biliyor musun? Çünkü Tuna yanımda işte. Aa, çok neyse son soruyu sorayım. Bitiriyorum. Hayvana saygı gösterelim. İnsana göstermeyelim. İnsan dediğinizde de. Ben hayvana insana değil. Hayvana gösterelim. Bence bundan sonra adliyede bitermiyorum. Bak, ben kavga etmiyorum, onlar ben ediyorlar. Kadın hakları, çocuk hakları, gak hakları, guk hakları böyle laflardan hiç hoşlanmıyor bir insanım. Ben bir tek kendi haklarını yaşam seviyorum. Yaşam hakkı savunucusuyum. Evet. Buyurun efendim. Son sorunuz bakalım. Tutunabilirse kazanıyor. Ay toprak televizyonda çıktı. Ay şey, ekranda. Esas adı Ahmet Bedevi'ydi.
Kerkük Türküydü. İşgal orduları çekilirken Manisa'yı yakar yıkar. O da üstünde siyah şortlu, uzun sakalıyla sürekli ağaç diker, yeşili korur, avcıların korkulu rüyası olur. Hayatı filme çekilir. Hatta hayatın Talat Bulut oynar. Manisa belki de... Biliyor muydun? Manisa bak sen alasın diye bilmedim, görüyor musun? Aa, çok güzel, teşekkür ediyorum. Ha. Çok teşekkür ediyorum ama çok bilgisizmişiz. Evet, şimdi Instagram... Videolara ben gidiyoruz. Ben de gelip gidiyoruz. Toprak Bey, Rüzgar Bey, Baldan Bey. Baldan Bey ne yapar acaba? Baldan. Baldan. Allah otuyorlarmış içime. Beyinde sıvı var. Görmüyor, anlamıyor. Toprak. Algı yok. Aa, algı da yok. Dönüyor olduğu yerde. Peki bu doğuştan mı sonra? Doğuştan. Bu sakat diye barınağa atmışlar 2 aylıkta. 1,5 kiloydu geldiğinde. Şimdi 6 kilo oldu. Nereden getirmiştin onu? Tokat. Tokat barınağından. Onunla iletişim kurmak da tabii değişik. Kuruyorum ya bir şekilde. Yani başladı yavaş yavaş. 2 ay oldu geleli. Peki mesela tuvalet eğitimi. Yürürken çiş yapıyor. Yani işte bak geldiği gün. Bu geldiği gün. Konağın teşhisi hidrosefali. Yani beyninde sıvı var. Dur Rüzgar'cığım. Ay ne kadar kutluyuz. Evdekiler bize devam edecek. Kardeşleriyle. Orada yalnız olsun istemiyoruz. Dur anneciğim oluyor, burada oluyor. Güzel bir ailesi var. Oluyor. Bin şükür. Hı. Gelişmeleri size bildireceğim. Çok yağılıyordu. Yağılıyordu. Dönüyor ama yağılıyordu. Ayakta duramıyordu. Biliyorum. O barınakta kalsaydı öyle bir daha diyor. Hemen ölmüştü. Ya şeydi zaten. Şerine, ya ayak yere koyuyordun, tutuyordun. Ayakta durabiliyordu. Hı. Ya da yığılıp ama yatıyordu. Ama şeyi anlıyordur sevgi, şefkati. Bir baksana yürüyebiliyor artık. Yoksa yani, tabii. O, onunla tutuyorsunuz aslında ayakta değil mi? Tabii. Ben zaten dedim yani ölse de koynumda ölsün. Bir barınak betonunda ölmesin dedim evet. Yani. Nasıl mutlu baksana koşuyor. Ne kadar zamandır kocaman sizi? 1 Mart'ta geldi. Hmm. 1,5 kiloydu şu anda 6 kilo olmuş. Hadi maşallah. Vallahi helal olsun size. Ah oğlum. Aa. Evet. Maşallah. 23 yaşında oğlum. Oo. Bak bu baldan işte yeni geldiği zaman. Küçücükmüş hakikaten. Yıkanmış hali. Evet, yıkanmış hali. Çevremizi temiz tutalım. Aynen. Evet. Volkanın galasında bu. Bu duayı hep beraber paylaşmak zorundayız. Belki evet. Şu fotoğrafa ne diyorsunuz? Ah, ah. Ay. Çok korkunç, çok korkunç. Bizim ay ahbaplarımız var. Çevresi geniş. Çevresi geniş. Öyle ama biz meyvan içinde yıllardır. Benim hiç yok mesela ayı tanıdım. Senin bir ayı tanıdın ay. O kadar çok şey kaybediyorsun. Evet tabii. Değil mi? Bayağı. Evet. Bizim var. Orhan Bey'le kulakları çınlasın Emel abla Panter Emel. İkisi nerede olay var inerler giderler. Evet doğru. Yani. Şimdi çok güzel bir rekor haberimiz var. Ayılarla ilgili sonra mı? Yok. Yok ayılarla ilgili değil. Güzellik lalelerle en büyük Türk bayrağı rekoru. Evet biliyorsun benim hayatımda bir de onlar var. Evet. Burası Kayseri. Anlatın buyurun. Kayseri değil mi? Evet. Eskiden ben üzülürdüm. Lale dışarıdan gelirdi ve çok israf oluyor derdik. Ama şimdi artık lalenin tamamı Türkiye'de yetişiyor. Bilhassa Konya'da ve bütün dünyaya ihracat yapıyoruz. Gerçi ömürleri kısa ama ne yapabiliriz? Yani evet, lalenin ömrü kısa. Evet. Evet. Emirgan korusunda çok güzel, güzel oluyor. Değil, güzel oluyor. Bir dönem sürüyor ama olsun o da bir zevktir. Ne kadar büyüklüğünde? Orada hatırlıyor musunuz? Onu tam hatırlayamadım şimdi ama dünyanın en büyük Türk bayrağı lalelerden yapıldı. Kimin fikriydi olarak, bu? Bu Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaptı. Evet. Ve bunlar yerleştirildi ve 10 gün orada teşhir edildi. Güzel bir rekordu. Bilhassa da kaybettiğimiz şehitlerin adına yapıldı bu. Çok güzel olmuş. İnşallah şehrimize gelecek. Evet, Vali Bey, Belediye Başkanı, herkes oradaydı. Kayseri Valisi, Belediye Başkanı. Ben de oradayım işte. Evet, son laleleri koyduk. Lale alırken. Lale yok koyuyoruz. Şerefle, şimdi söyleyeceğim. Dünya erkek rekorları kategorisinde bunu bir rekor olarak bunu da açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Erkek rekoru neydi? Şimdi biz Guinness biliyorsun yani çok zor bir rekor çekiyoruz ve çok masraflı Türkiye çok para harcıyor. Onun yerine dünya erkek, dünya kadın, dünya çocuk ve dünya kampüs rekorları oluşturduk.
Türkiye'de yapıyoruz rekorumuzu. Fena mı? Hı-hı. Paramız Türkiye'de kalıyor ve dünyada da yapmaya başladık. Türkmenistan'da, orada, burada. Böylece biz dünyada bir marka olduk. Yüze yakın dünya... Ama Guinness'in de galiba Türkiye ayağı var, isterseniz başvurabiliyorsunuz buraya. Tabii tabii zaten. var. Ben danışmanlık yapıyorum zaten. Ama Guinness'ten koparak da çok daha güzel. Onların izni aldık tabii bunun için, oraya yazıldı. Rekorlar yapıyoruz. Amaç bunları duyurmak değil mi? Yani Guinness olması şart değil. Guinness'in de yolladığı sadece bir sertifika. Halbuki benim olduğum her yerde haber oluyor zaten. Onun için problem olmuyor. Bir güzel işleri destekliyoruz yani. Şimdi tekrar hayvan hakları ile ilgili bir VTR'miz var. Evet, sokak hayvanları yerel yönetimlerin sorumluluğunda efendim. Evet, tabii. Ama nedense hayvan korumacıların ömür boyu veteriner kliniklerine borçları var. Ömür boyu ameliyat ettirmek için uğraşıyorlar. Nedense belediye veterinerleri sadece kısırlaştırmayı biliyor. Orayı anlayamıyorum. Bunların hepsi aynı fakültede okuyorlar da. Diğeri gidiyor klinik açıyor, her şeyi biliyor, her ameliyatı yapıyor. Bu gidiyor belediye işe giriyor da. Nasıl oluyor sadece kısırlaştırmayı biliyor. Biz bunu hiç anlayamıyoruz. Acaba çok yoğun diye vakit mi bulamıyorlar? Yani insanın aklına başka bir şey gelmiyor. Yani insanlara sokağa terk edilmiş hayvanları alın, sahiplenin, satın almayın diyoruz. Ama belediyeler o kadar yüksek ücretler koymaya başladılar ki aşıya, kısırlaştırmaya, bakmaya, etmeye. Yani nasıl olacak bu iş, ben anlamadım. Yani hayvanını tedavi etmekten yerel yönetimler para kazanmamalı bence. Ve biz orman ve su işlerine bağlıyız artık. Biz hayvanlar olarak da. Öyle bir şey var maalesef. Fakat bu yasa çıktığı zaman belediyeleri şikayet edemeyecekmişiz. Yani legal, nasıl ormanda... Siz edemezsiniz, orman ve su işleri bakanlığı artık buna bakacak. Şu anda orman hayvanlarla dolu. Onlar ayı değil ki. Kısırlaştırıp atıyorlar onlara, maalesef. Kulağına küpe takıp kısırlaştırdığını söyleyip memesinde bebe olan daha şey var, anneler var. Nasıl olduğunu anlayamıyoruz bir türlü. Sağ olsun, bir takım insanlar da onları yaşatmaya çalışıyorlar. Oralarda çok var öyle besleme yapan. Yani halbuki bu gönüllülerin değil. Ay şunlara bakıyorum, ne tatlı. Şeyi takip ediyorlar. Yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Fark ettirmeye çalışıyoruz. Yaşam hakkını. Bunlar çok daha vicdanlı, onu biliyoruz. Çünkü benim evimde bir köpek, bulduğum bir kedi yavrusunu memesinde süt olmasa da emzirmeye çalışıyor. Yeah. Onlar sarılıp yatabiliyorlar. Onlardan örnek alabiliriz aslında insan olarak. Yani Müslüman olduğumuz söyleniyor ya her zaman. İşte Yaradan'ın emanetleri olarak o Müslümanlığın kitabına inanıyoruz diyenlerin de lütfen o kitaptaki hayvanlar için olan ayetleri iyice bilmeleri gerekiyor. Hatırlarsınız Fatih Camii'nin bahçesindeki bütün kedilerin beli kırıktı bir ara. Namazdan çıkıp buraya alışmasın diye vuran amcalarımız yüzündendi bunlar. Yani yaratılıp bizlere emanet edilmiş. Acaba empati mi kuramıyorlar? Ben şimdi yani nasıl bir şey? Onlar canlı olarak görmüyor onları. Çocuklarımızı nasıl bir şey anlayamıyorum. Hayvana, sanata, spora yönlendirirsek zaten gerçekten sevgi dolu bir toplum yetiştiririz. Vicdanlı büyüyen çocuk zarar vermez. Yani bir hayvana zarar verme duygusu ancak hasta ruhlu bir kişide olur diye düşünüyorum. Bu arada güzel bir haber vereyim ve bana da geldiler. Kuyu film oluyor. Duydunuz mu onu? Ondan sonra bana da geldiler ve şu anda Ayla filmin ekibi bunu üstlendiler. Aynı senarist yazıyor. Beni... Kuyu tanıyor musun? Biliyor musun ya? Ayı mı? Bizim köpek ahbabımız. Ya. Ortak tanıdık deyince ayı geldi. Yok, onun adı Meyvan. Bu kuyu. Kuyuya düşmüş. Beni de Şevket Altı oynayacakmış. O da belli olmuş. Güzel. Yani ve... Kendiniz oynasaydınız güzel olurdu. Aman yok, rejisör öyle diyor. Biz istemiyor ya. O aktörler var. Profesyonelce bir iş tabii. Ben oyuncu değilim. O bakalım.
bakımdan güzel bir şey. Sen onun hikayesini duymadın mı? Yok. Kuyuya düştü ayol hayvan, duymadın mı? Köpek. Bütün. Ayı değil. Ayı, evet. Ayı köpek değil. Köpek. Köpek. Kafanız karıştı. Kafam karıştı. Ve güzel bir mücadele. Evet. Evet. Sonunda, ilk kez bir birlik oldu değil evet. mi? Şimdi biz hep hayvanları da konuştuk. Şimdi bu çevre kirliliğiyle alakalı. Mesela bu plastik konusu. Bu plastik kirliliğini nasıl önleyebiliriz? Mesela ekolojist.net'in haberine göre pipet plastik kullanımını mesela. Azaltarak 5 evet. müthiş öneri, tebrik ederim. 5 müthiş öneri içerisinde pipet kullanmayın. Ben, başka ne olabilir? Ben her gittiğim yerde masaya pipet geldiği anda bir yarım saat anlatıyorum. Servis personeline bir baygınlık geliyor. Diyorum ki pipet kullanmayacaksınız. Geri dönüşüm sağlayan ürünlerden kulübe yapıyorlardı. Bir plastikçiler cemiyetinin bana da geldi. Üyesi oldum ben. Evet, evet. Birkaç seneye evvel. Plastik der galiba. Evet, bana da geldi. Der. Şey, Bitlis'e falan bana evet. barınağı kulübe götürdüm. Ben her zaman yapardım. Hatta rahmetli Çetin abi çok gülerdi bana. Ben devamlı evde plastikleri ayrı toplarım. Her evet. zaman. Evet. Ve bunu belediyeler çok güzel doğrultuda yapıyorlardı bir ara. Şu anda bizim oturduğum semtin belediyesi değişti. O da boşladı vallahi yapmıyor. Böylelikle belki onlardan uzaklaşıp koruyabiliriz. İlkokullarda özellikle çocuklara daha küçükken o ayrıştırmayı, kullanmamayı, kullandığını şu şekilde imha etmeyi öğretirsek bence bir de bir şeyler... su matarası mesela kullanın diyorlar, yanında tutun. Bez çanta mesela. Bez çanta, evet, o da var, o torba içinde. Evet, onu direkt onun içine koymak için. Bana evet, hiç kimse mesela plastik şişeden su içiremez. Helal olsun. Yani terkosunu içerim, gene içmem. Ben şöyle bir mantık kuruyorum. Eğer gerçekten çocuklara, yani daha küçük çocuklara neyin doğa için evet. faydalı, neyin zararlı olduğunu öğretirseniz tabii. dünyadaki ekonomik sistem de değişir. Çok herkes onu yani yaparsa... İlkokullarda evet. çocuklarımıza hayvan nedir, değişir, etinden, evet. sütünden yararlandığımız... Bugün bile yaptım, ateşe eriydim. ...bir canlıdır yani. Diye evet. öğretmek yerine koruyup kollamayı anlatırsak, abi oldunuz, abla oldunuz, size muhtaçlar, onlarla yaşayacağızı öğretirsek dediğin gibi... çok daha evet. Bir de sırf bir benim yani. Dikkat etmemle bu değişmez diye düşünmemeliyiz. Yok, bir kişi. Lütfen artı bir lazım. Programın adı unutmayın. Evet. Evet. Bir kişi değişse kadar. Evet. Onun için evet. programı yani ben bugüne kadar herhalde 200-300 tane pipeti kurtarmışımdır yani. Bir de bir iki tane daha var. Mesela nedir? Paketlenmiş gıda yerine toplu alım yapın diyorlar. Nasıl? Onu açık. İşte toplu... Yani ambalajı az olsun diye. Yani mümkün mertebe... Toptan alın ya da böyle küçük ambalajla değil, toptan alırsanız tabii daha az ambalajı var. O da olmaz. Son çevre mesajlarınızı alalım sizlerden. Sonra programın ne yazık ki sonuna geldi. Neden insan dururken hayvanla uğraşıyorsun? Evet, bize en çok sorulan soru bu. Şunu söylüyorum. Ben hayvan, sen doğa. O insan için uğraşırsa el ele veririz ve herkes bir şeyin ucundan tutar. Doğayı da, canlıları da, yaşam hakkı olan herkesi de, her şeyi de korumuş oluruz diye düşünüyorum. Teşekkürler sizin. Hepimiz diyorum bir ayı arkadaş edinelim. Hayvanları sevelim. Orhan Bey biz ikimiz bunu mahkemeye verelim. Evet. Ben zaten peşin geldim buraya kurban olarak. Efendim katılıyoruz tabii dediklerine yani. İnşallah hayvanlar gibi benim çok fikrim olmuyor. Hayvanlar gibi vicdanlı olmamızı istiyoruz yani. Evet. Benim de mücadelem şu, şimdi 6000 tane konferans verdim. 248 ülkeye gittim, Kuzey Kore dahil. Önce insan inandığı şeyleri kendi yapmalı. Yapmadığı şeyi de başkalarına istememeli. Yani benim hayat felsefem bu. Eğer beni bir gün biri takside sigara içiyorken müdahale etmezsem, yere tüküren bir insana veya bir hayvana tekme atan bir insana müdahale etmezsem beni lanetleyin. Lanetleyin beni. Ama konuşan herkesin de önce kendisine örnek. Öğretmenler için de bu, polisler için de, imamlar için de geçerli. İnsan yapamadığı bir şey anlatırsa, hani ne demiş Mevlana? Mevlana benim gibi vejeteryandı. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Öyle değil mi? Önce evet. bizim uygulamamız lazım veya anlatamamamız lazım. Evet, bu kadar. Evet, çok güzel bir toprak, program oldu. Program bitti. Teşekkür ederiz. Evet, Toprak. Toprak, Toprak. Bu kadar sessizle uyumlu olduğun için teşekkür ederiz Toprak'cığım. Evet, şimdi ayaklandı. Biraz evet, sevgili seyirciler. Bayramınız kutlu olsun. Neşeniz bol olsun. Sevgilerimizi iletiyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ve şimdi sizin Çocuklar Duymasın VTRS ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Siz Sertaç Bey, Özlem Özşener'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?
Hayatım, ben öyle herkes gibi evet demek istemiyorum. Farklı bir evliliğimiz olsun istiyorum. Sıradan olmayalım. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Ya sıradan olsun, ne olur ki evlenelim bitsin, evet de. Sertaç Bey, sorum zaman aşımına uğramadan lütfen cevap verir misiniz? Özlem Özşener'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Fıtı. Evet ediyorum. Oh. Bravo, bravo, bravo. Bir de şahitlerimize soralım bakalım. Şahitlik ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Ediyoruz. Tamam, tamam. Hadi. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Haluk gelme artık, Haluk, tamam. Lütfen. Haluk. Gel. Haluk imza atıyorlar. Haluk imza atıyorlar. Defter falan. Benim bir şey defter vardı bizim. Ay, evlendik. Ha!